أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu akşam Semure radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifi inşallah gündemimize alacağız. Allah subhanahu ve teala bu hadisin bildirmiş olduğu hayrın ekseni içerisinde kalmayı hepimize nasip etsin. Semure bin Cündeb radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Dil ile yapılan en üstün, en faziletli, en hayırlı, en değerli, ne derseniz deyin, sadaka şunlardır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz elin sadakasını duyduk, cepten çıkanı duyduk, değil mi? Sarf ettiklerimizi, harcadıklarımızı duyduk da dilin sadakasını duyduk mu? İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam bize dilin en faziletli, en üstün sadakasını bildirecek değerli kardeşlerim. Dedi ki, bir esirin kurtarılması, kan dökülmesine mani olunması, Müslüman kardeşine iyiliği emredip kötülükten alıkoymandır buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Suyuti'nin Cami'us-Sagir eserinin 1266. hadisinde geçmektedir. Semure dedi ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittim. Dilin en faziletli, en değerli sadakası esirin kurtarılması, akacak kanın durdurulması ve kardeşine iyiliği emredip kötülükten alıkonulması buyurdu. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerife geçmeden önce bizim için çok önemli olan bir hususu hatırlatmak isterim. Tabii ki bunu önce nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime bir ders çıkartmamız anlamında önümüze koymayı arzulamaktayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla beraber bir sefere çıkar. Mola verilir, yemekler pişirilmeye başlanır, çadırlar kurulur. O sıra Selman-ı Farisi radıyallahu an bir kenarda uyuyakalır. Buraya kadar her şey gayet normal, değil mi? Sonra bazı Müslümanlar bir araya gelirler, derler ki Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şeyi bilmez derler. Şimdi bu cümleler hiç biz yabancı gelmedi, değil mi? Bu sözler, bu atıfta bulunmalar, bu kinayeler hemen aklımıza yapmış olduğumuz suizanları getirir, değil mi?
Yani tabir yerindeyse Selman'ın tembelliği, Selman'ın kendince uyanıklığı, Selman'ın tabir yerindeyse kaytarması sahabenin önüne konulan bir sofra haline geldi. Onlarca. Hatırlayın ne olur? Ben kendi nefsimi az önce söyledim ya, listenin en başına koyuyorum. İnanın ilk nakletmiş olduğum hadis-i şerifi araştırırken ilk bu hadisle karşılaştım. Allah beni ilahi bir tabir yerindeyse kader ile ikazda bulundu. Ben de aldım size getirdim. Bakın Selman-ı Farisi'ye dediler ki Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra tabir yerindeyse konmaya hazır bir adam dercesine onun tembelliğini, işgüzarlığını kaytarmasını ne yaptılar? Kendilerince delil buldular. Selman-ı Farisi uyandı. Uykusundan kalkınca kardeşlerinin arasına gitti. Dediler ki ey Selman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına git, biraz katık iste, yiyecek iste. Selman-ı Farisi saf niyetlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, kardeşlerinin ricasını tebliğ eder. Allah Resulü'nün verdiği cevaba bakın. Ne olur Müslümanlar. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Ey Selman, zira onlar katıklandılar. Bakın dikkat edin. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Yani yiyeceği ne yapacaklar? İçeceği ne yapacaklar? Onlar az önce zaten katıklandılar, yiyeceklerini yediler. Selman-ı Farisi saf, tertemiz, arkasında konuşulanların haberinde bile değil. Allah Resulü'nün neyi ima ettiğini anlamadı. Zahire hükmetti, arkadaşlarının yanına gitti. Dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle buyurmaktadır. Sahabe bu ya, hemen işkillendiler. Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle alakalı bildiği bir şey var. Yolda büyük bir ihtimal bir pot kırdık. Yanlış bir söz söyledik. Yanlış bir davranışta bulunduk da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi cezalandıracak veya cezalandırıyor. Düşüncesine kapıldılar. Peygamber aleyhisselamın yanına geldiler. Dediler ki ya Resulallah sabahtan beri. Belki yola çıktıklarından beri, belki ilk konaklamadan ayrıldıklarından beri biz asla yiyecek bir şey yemedik. Buyurunca Peygamber aleyhissalatu vesselam döndü onlara dedi ki konuşmalarınızda siz Selman'ı katık olarak yediniz dedi. Allahu Ekber. Konuşmalarınızda siz Selman'ı katık olarak yediniz. Tabir yerinde ise sofranıza indirdiniz. Hatta başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben diyor onun etlerini dişlerinizin arasında görüyorum. Allahu Ekber. Ve buna mukabil bu olaya istinaden Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 12. ayetlerini indiriyor. Merak edenler, öğrenmek isteyenler, Allah Subhanahu ve Teala'nın emrinin ve yasağını önemseyenler evlerine gittiğinde ne olur bu kısmı incelesinler. Dedi ki ben halen dişlerinizin arasında Selman'ın etlerini görüyorum. Tıpkı bizim kardeşlerimizin etlerini dişlerimizin arasında sıyırdığımız gibi. Kemiklerini etlerinden birbirinden ayırdığımız gibi. Sonra sahabe döndü dedi ki ya Resulallah Allah'a yönel de bizim için istiğfar dile. Bağışlanmamızı dile. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı dua Allah katında asla geri çevrilmeyecekti. Peygamber aleyhisselam döndü dedi ki siz kardeşinize yönelin, yani arkadaşınıza gidin ve sizin için istiğfar etmesi için ricada bulunun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ey Müslümanlar, ey kardeşlerim, hani dedik ya listenin başına kendimizi koyarak, ben nefsimi koyuyorum. Elhamdülillah gıybet etmeyen bir Müslüman olarak kendimi dillendiremiyorum. Keşke diyebilsem ki ben bu hadisin gölgesi altında asla değilim.
Keşke diyebilsem ki ben böyle bir hastalığa sahip değilim. Ama heyhat ki heyhat, bugün maalesef hepimiz, azınlık hariç istisna ederiz, İçimizdeki pek az kimse müstesna, bu hastalığa müptela kılınmışız. Allah bizi affetsin. Maalesef gıybet ve dedikodu hastalığının pençesinde can çekişmekteyiz, farkında değiliz. Bedenlerin virüse kapılarak hasta düşmesinden korkan bizler, imanlarımızın zayıflaması neticesinde böyle hastalıklara düçar olmuşuz da bundan korkmamaktayız. Ve maalesef ki gün içerisinde nice kardeşlerimizin etleri dişlerimizin arasında gezmekteyiz, Allah'ı zikretmekteyiz, namaz kılmaktayız, oruç tutmaktayız, iyiliği emredip kötülükten alıkoyup sadaka vermekteyiz ki Allah Azze ve Celle bizleri affetsin kardeşler. Ne alim, ne abid, ne ilim talebesi, ne salih bir kimse maalesef bu tür hastalıktan günümüzde kurtulamamıştır. Allah Azze ve Celle bize o kurtulanların arasında yazsın inşallah. Ama abi ben hakkı söylemiyor muyum? Geçen gün bir piknik yaptık, o yatıyordu. Biz ne zaman saat 7'de kararlaştırsak, o 5'te kararlaştırsak 7'de geliyordu. Programın kurucuları bizdik ama maalesef o ekmişti. Ama meselelere şöyle derken bu sözlerin içerisine düşmekteyiz. Başta ben, sen de bunu kendin içerisinde gör kardeşim. Şimdi peki ne yapacağız? Oturup ağlayalım mı? Evet, ağlanası bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz hastalık bizi cehennem ateşine doğru sürüklemekte. O zaman ya kurtulmak için mücadele vereceğiz? Bu hastalıktan Allah Azze ve Celle'nin bizi kurtarması için secdelere kapanacağız. Nasıl ki 2 senelik bir korona sürecinde insanlar secdelerde sicim sicim gözyaşlarını akıtıp da bu hastalıktan kurtulmak için ağladılarsa, nasıl ki insanlar camileri, mescitleri doldurup da hep beraber dua edip bu belanın, fitnenin ve musibetin ortadan kalkması için alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvardılarsa, vallahi biz de kardeşler, biz de gecenin tenha zamanlarında alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüyeceğiz. Günahkar, kısık bir sesle affedilmemiz ve bu hastalıktan kurtulmamız için dua edeceğiz. Tamam Cemal. Allah bizi affetsin kardeşler. Allah bizi bağışlasın. Bununla beraber dilimizin iffetini de tekrar yakalamak için gayret göstereceğiz. Dilimizin iffetini yakalamak için. Hasan-ı Basri öyle demiş. Dilin iffeti demiş. Her şeyin bir iffeti, namusu varsa dilin de bir iffeti vardır. İşte dilin de iffetini sağlayacak 3 hususu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte bildirdi. Bir dedi, esiri kurtaracaksın. Şu an dünyanın değişik yerlerinde Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar zalimlerin tahakkümü altında hapishanelerde haksız yere, suçsuz yere yatmaktadırlar. Ve büyük bir çoğunluğu akılları dumura urduracak, çocukların saçlarını beyazlatacak işkenceleri görmektedirler. Ah keşke bizim şu günahkar dilimiz bir sebep olsa da, bir vesile olsa da alimleri talebelerine, babaları evlatlarına, anneleri evlerine gönderebilecek bir pozisyona gelebilse. Şu an dünyanın her yerinde Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı hapishanelerde yatan insanların tahakkümü altında, zorbalıkları altında inim inim inleyen nice kardeşlerimiz bulunmaktadır. Hadis bunu ifade ediyor kardeşler. Böyle bir kadını, böyle bir adamı, böyle bir çocuğu cezaevinden çıkarmak, esaretten kurtarmaktan bahsediyor. Peki buna gücümüz yetiyor mu? Şu an böyle bir lükse sahip miyiz? Allah Azze ve Celle şu an bize böyle bir ikram vermiş mi? Allah'tan isteğimiz böyle bir ikrama sahip olabilmek.
ne kadar mutlu olacağımız bir husustur. Bizim bir vesilemizle dudaklarımızın arasından çıkacak ihlaslı, ihsan sahibi sözlerle bir Müslüman esaretten kurtulacak, evladına kavuşacak, eşine kavuşacak, kardeşlerine kavuşacak, yolda yürüyebilecek, tutamadığı şeyleri tutup göremediği şeyleri görmeye başlayacak. Bundan daha büyük bir güzellik ve mutluluk var mıdır? Ama biz bundan mahrumsak, gelin hadis-i şerifi biraz da şöyle anlayalım. Bugün etrafımızda, yanı başımızda, alt katta, üst katta, yan bahçede, alt sokakta, diğer mahallede, iş yerimizin içerisinde, çalıştığımız fabrikalarda dünyanın ve içindekilerin esiri yok mudur? Kadının, makamın, mevkinin esiri olanlar yok mudur? Yakışıklı erkeklerin tabir yerindeyse peşinde koşup da onların esiri olan kadınlar yok mudur? 10 santimetrelik tabir yerindeyse telefonların esiri olan çocuklar yok mudur? Bunlar varsa o zaman bunların kurtulması için de sanki hadis-i şerif biraz yönlendirmede bulunmaktadır kardeşler. Tabir yerindeyse nefsinin esiri olup da namazdan bir haber olan, Allah'ı zikretmekten uzak kalan, Allah için sadaka vermekten tembelleşen, cimrileşen bir insanı bu esaretten kurtarmak da inşallah bu hadis-i şerifin kapsamı içerisine girer diye temennide bulunmaktayız kardeşler. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, akacak kanın durdurulması. Araları bozulan iki eş, iki arkadaş, iki aile, iki aşiret, iki toplum, ne derseniz deyin, fitne ve fesada sürüklenecekleri sırada onları durdurabilmek. Durduramıyorsak akacak kana mani olmak. Yani kocanın karısını dövmesi, kız tarafının toplanıp erkek tarafının kanını akıtmasına mani olabilmek. Aileler arasındaki problemlerin arasına girmek, akacak kanlara engel olmaya çalışmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye yöneldi, dedi ki, size nafile olan oruçtan, nafile olan namazdan, nafile vereceğiniz sadakadan daha faziletli olan şeyi söyleyeyim mi? Ne olabilir sizce Müslümanlar? Herhalde nafile yapılacak bir cihat diyeceksiniz. İnsanların hidayetine vesile olmak diyeceksiniz. Fitne ve fesadı ortadan kaldırmak, hayrı inşa etmek diyeceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, birbirlerinden ayrılan Müslümanları bir araya getirmek. Subhanallah. Sulh yapmak. İmam Buhari rahimeullah sahihinde sulh diye bir başlık açmış. Bu hadis-i şerif İmam Buhari'nin sulh bölümündeki ikinci hadistir. Konuşmayan, birbirine küsen, nefsinden dolayı birbirine sırt çeviren, Allah'ın rızasının asla olmadığı bir meseleden dolayı ayrılan iki kardeşi, iki eşi, iki aileyi, ne derseniz deyin, iki toplumu, iki aşireti bir araya getirmek, onların arasını bulmak, toplumun ıslahını sağlamak, toplumdaki bozulmayı engellemek ve en önemlisi de hadis ona işaret etti, akacak kanı durdurmak Müslümanlar. Çok büyük bir ecirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir gün Medine içerisinde Kuba ehli birbirleriyle tartışıyorlar. Husumet içerisindedir. Öyle ki birbirlerini taşlıyorlar. Aralarında bir kavga çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca hemen sahabelere yöneldi. Haydi, bizimle beraber kim gelecek Kuba ehlinin arasını bulmak için? Allahu Ekber. Kalkıyor, hemen kardeşleriyle beraber Kuba ehlinin arasını ıslah etmek için, aralarında sulh yapmak için, barış inşa etmek için Kuba'ya gidiyor. Başka bir rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazına yetişemiyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın namaz kıldırdığına dair rivayetler bulunmaktadır. Üçüncüsü kardeşler, dilin iffetini sağlayacak, dilin en faziletli sadakaya ulaşmasına yardımcı olacak üçüncü şey de iyiliği emretmek, kötülükten
alıkoymak. Hatırlarsınız bir gün yine burada konuşurken dedik ki Hasan-ı Basri'ye kendi dönemindeki insanlar geldiler. Dediler ki ey Ebu Said, halimiz ne olacak? Durum çok vahim. Ne yapmamız gerekiyor diye kendisine nasihat istediler. Yani kısacası onlar dediler ki ey Ebu Said, kalplerimiz dünyaya meyletti, ahiretten ise uzaklaştılar. Ey Ebu Said, Allah'a itaat etme konusunda tembeliz ama nefsimize itaat etme, malayaniye yönelme konusunda da hırslıyız. Ey Ebu Said, yaşamayı çok sevdik, ölümden ise o derece korkmaktayız dercesine kendisine yönelince Hasan-ı Basri rahimeullah döndü onlara dedi ki bizi Allah'ın azabıyla korkutan, hatta kalplerimizi manevi anlamda uçan bir kuş kıvamına getirecek olanlarla birlikte oturacağız ve kalkacağız buyurdu. Allahu Ekber. Kimle oturacakmışız? Bizi Allah'la korkutan, manevi anlamda bir kuş edasında bizi uçuracak olan, bedenlerimiz yerde olsa da yüreklerimiz ahiretin enginliğinde koşturacak olan insanlarla beraber oturacağız. Zira dedi ki Allah'a yemin olsun, sana güvenli bir hayatın yani cennetin ulaşması için seni korkutacak kimselerle birlikte oturman, seni korkutmayan ama cehenneme yaklaştıracak olan, sana güven veren insanlarla beraber oturmandan dedi daha hayırlıdır. Seni pohpohlayan, abi sen kral bir adamsın diyen ama seni sürekli cehennem ateşine doğru iten ama seni güven içinde bırakan, onunla beraber oturduğunda kınanmıyorsun, onunla beraber oturduğunda hayıflanmıyorsun, onunla beraber oturduğunda kendini tabir yerindeyse hesaba çekmediğin adamlarla oturma dedi Hasan-ı Basri. Kendini hesaba çekeceğin, kendini hayıflayacağın, meclisinden kalktıktan sonra yahu arkadaş biz ne haldeymişiz diyeceğin kişilerle oturman dedi daha hayırlıdır. Yani ey Müslümanlar, size nasihat edecek, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak kardeşlerinizle birlikte vakit harcamakla mükellefsiniz. Ne için? Kendi ahiretiniz ve dünyanız için. Değilse sokaklarda size tabir yerindeyse güzel sözler söyleyen, size tatlı tatlı bakan ama sizi cehennem ateşine doğru gitmeniz konusunda hür ve özgür bırakanlar vallahi size fayda sağlamamakta, zararınızı artırmaktan öteye gitmemektedir. Evet, bu akşam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize dilimizin sadakasını öğretti ve dedi ki bir esirin kurtarılması, buna vesile olmak, kan dökülmesine mani olmak, üçüncüsüne Müslüman kardeşine iyiliği emredip kötülükten alıkoymak dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle bu hadisi şerifle amel etmeyi hepimize nasip etsin ve bu konuda bizi kolay bir yola sürüklesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavatı.